Akrilik elyaf yaygın olarak triko sektöründe kullanılan yüne en yakın sentetik elyaftır. Aksa'da dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisidir. Kullandığımız suyun kalitesi ve kesintisiz tedariği, üretim verimliliği ve elyaf standardının sürdürülebilirliği için temel şarttır. Prosesimizde suyu çözelti ile karıştırıp kapalı döngü içinde kullanıyoruz. Çözücüyü %99,7 oranında geri kazanırken, 2019 yılında 1 milyon ton suyu geri kazanarak temiz su kaynaklarının korunmasına katkıda bulundu. Soğutma suyu ihtiyacımızın tamamını tarım ve hane ihtiyacına hizmet eden barajdan karşılamak yerine denizden alıyoruz ve kullandıktan sonra da ekosisteme zarar vermeden biyoçeşitliliği koruyacak şekilde tekrar denize geri veriyoruz. Çevre dostu, sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamalarımızla Su programında Türkiye'nin en başarılı şirketlerinden biri olduk. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyor, onlar adına sizlere su farkındalığını desteklediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonuyla yola çıkmış olan Albaraka Türk'ün en önemli paydaşlarından bir tanesi de içinde yaşadığımız toplum ve dünyadır. Başta karbon salınımı ve sürdürülebilirlik olmak üzere bu alanda hemen bugünden yapılan yatırımların gelecekte çok daha büyük maliyetlerin ve hatta belki de dönülemez hataların ve zararların önüne geçeceğini düşünüyoruz. Bizim bu alanda attığımız adımların CDB tarafından da takdir edilmesi doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesidir. Pandemi bize gösterdi ki bilim ve teknolojinin ışığından hiçbir zaman ayrılmamalıyız. Önümüzdeki dönemde insanlık çok ciddi bir krizle karşı karşıya kalacak. Bu krizle mücadele hem bireyler hem kurumlar olarak hepimizin sorumluluğu. SBTi sürecine hazırlık son derece zorlu. Çünkü sadece şirketin bir yerinde değil, inanarak şirketin her yerinde çok köklü bir değişim gerektiriyor. Biz bu değişimi Arçelik'te çok uzun yıllar önce başlattık. Zaten Scope 1 ve Scope 2'de bütün dünyadaki organizasyonlarında 2019 ve 2020'de karbon nötr olduğunu Arçelik açıkladı. Bunun üzerine önümüzdeki dönemde 2018 verilerini baz alarak 2030 tarihini hedef alan ve Scope 3 emisyonlarımızda son derece zorlayıcı bir hedef olan %15 azaltma hedefini üstlenmiş bulunuyoruz. Umuyorum ki ben, ekibim ve tüm Arçelik ailesi bu hedefin üzerinde, çok üzerinde bir emisyon azaltımıyla bütün dünyadaki endüstri ve özellikle sektörümüzdeki şirketlere, rekabete örnek olmaya devam eder. Biz Aselsan ailesi olarak tüm faaliyetlerimizi ülkemizin refahı ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamak hedefiyle ve iklim değişikliği konusuna azami önem vererek yürütüyoruz. Bağlı bulunduğumuz coğrafyamızda tüm değer zincirlerimizi olumsuz etkileyebilecek iş sürekliliğinin kesintiye uğraması riskini yüksek teknolojimiz, insan kıymetimiz ve güçlü bilgi birikimimizle yönetiyoruz. Ekosistemimizin önemli bir parçası olan tedarikçilerimizin iklim değişikliği konusundaki farkındalıklarını artırmayı da görev sayıyoruz. Tedarikçilerimizin elinde bulunmayan ekipmanları üretim süreçlerine kazandırmak, tedarikçi finansman programlarımızdan faydalanmalarını sağlamak, onları kurumsal anlaşmalarımıza dahil etmek gibi pek çok çalışma ile de güçlenmelerine katkı sağlıyoruz. İklim değişikliği faaliyetlerimizin tüm değer zincirimize öncülük etmesi temennisiyle tüm CDP katılımcılarına değerli katkıları için şükranlarımı sunuyorum. Mücadelenin arkasında Birisa ekibinin emekleri, adanmışlığı, samimiyeti ve inancı var. Biz sürdürülebilirlik programlarımızda tüm canlılara hizmet ediyoruz. Programlarımıza son 15 yıldır çevresel, toplumsal ve iletişim sistemleri kurarak kesintisiz devam ediyoruz. Hedefimiz 2050 yılında sıfır emisyona ulaşmak. Bu yolda faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon salınımımıza odaklandığımız kadar ham madde üretiminden lojistiğe ve bertaraf işlemlerine kadar
tüm süreçlerimizdeki karbon salımlarımızı azaltmak için de programlar yürütüyoruz. Öyle ki performans değerlendirme programlarıyla tedariklerimizin iş yapış şekillerine olumlu katkılar sağlıyoruz. Çevresel etkileme yönelik hedefler konusunda birlikte çalışıyoruz. Sorumlu satın alma politikamızla çevresel açıdan daha iyi performans gösteren tedarikçilerle çalışmaya özen gösteriyoruz. Ülkemize kazandırdığımız global liderlik bizlere gurur ve gelecek yıllar daha da iyisini yapmak için motivasyon veriyor. Tüm paydaşlarımıza inançlar için teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada su kullanımına yönelik her geçen gün artan talep ve giderek azalan su kaynaklarının sadece bölgesel değil, küresel düzeyde kolektif bir bakış açısıyla da yönetilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda amacımız etki küremizde gerek duyulan su ihtiyacının karşılanması, risklerinin belirlenmesi ve sürdürülebilir su stratejilerine yönelik aksiyonların alınmasıdır. 2016 yılında başladığımız CDP su beyanlarını 2018 yılından itibaren ISO 14046 kurumsal su ayak izi gerekliliklerini kapsayacak şekilde paylaşmaktayız. Üretim tesisimizin yer aldığı Ankara bölgesi, yüksek su stresiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Beyanlarımızın temeline su kaynağımız olan Sarıyer Baraj Göleti'ne ait izlemeler, üretimde kullanılan ve deşarj edilen su miktarlarıyla bunlara ait ölçüm sonuçları oluşturmaktadır. Prosesimizin kapalı döngü çevrim sistemi avantajı ile %25 oranında sağlanan su tasarrufu, son 5 yıl içerisinde suyun verimli kullanımına yönelik yapılan sürekli iyileştirme çalışmaları ile %32 oranına yükselmiş bulunmaktadır. Yine bu yönde yapmış olduğumuz çalışma ve teşvikler artarak devam edecektir. İklim krizi bizi farklı düşünmeye zorladı. Her zaman ürettiğimiz gibi değil, farklı şekilde üretmeye odaklanıyoruz. Ürünlerimizi her zaman paketleyip müşteriye ulaştırdığımız gibi değil, başka yollarla ulaştırmaya bakıyoruz. Zihnimizi ve bilgimizi sürekli yeni inovasyonlara odaklıyoruz. Çünkü bu çalışmaların karşılığı olarak sırf 2019 senesinde iklim değişikliğine bağlı fırsatların 2.1 trilyon dolar seviyesine ulaştığını görüyoruz. Sadece inovatif teknoloji ve ürünlerin peşinde koşmak bugün yetmiyor. Daha fazla üretirken daha az tüketmenin yollarını arıyoruz. Bir yandan uçakları hafifletmek için Ar-Ge laboratuvarlarımız çalışıyor. Diğer yandan attıklarımızı geri dönüştürerek döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyor. Lastik güçlendirme pazarına teknolojilerimizi sunuyoruz. Bizim Kortsa'da tutkumuz işte bu. Yaşamı güçlendirmek. Her zaman düşünülmeyeni düşünerek dünyamıza ve tüm paydaşlarımıza güçlü bir yaşam sunmak. Tüm faaliyetlerimizi sorumluluk, verimlilik ve duyarlılık çerçevesinde yürütmeye çalışıyoruz. Migros İyi Gelecek planımız, karbon ve su ayak izimizin azaltılması, toplum sağlığının desteklenmesi, gıda israfının önlenmesi, sürdürülebilir tarım ve biyoçeşitlilik gibi alanlarda faaliyetlerimizi ve taahhütlerimizi öne çıkarmaktadır. Ciromuzun %77'si tarıma dayalı ürünlerden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda çok zengin ve bereketli olan Anadolu topraklarının sürdürülebilirliği öncelikli ajanda konumuzdur. Bu sene CDP Su raporumuzun lider şirketler arasında yer almasından dolayı Migros olarak çok mutluyuz. Hep birlikte ülke olarak bu başarılarımızın sağlıklı ve iyi günlerde devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Havacılık sektörünün iklim değişikliğiyle mücadele edebilmesinin yolu sera gaz emisyonlarının azaltılmasından geçiyor. Bu çerçevede uluslar ve uluslararası otoriteler tarafından sektörümüze yönelik getirilen düzenlemelere biz de tam uyum gösteriyoruz. Tabi olduğumuz ICAO, CORSIA ve Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi gibi uluslararası regülasyonlar gereği yıl içerisindeki toplam karbon emisyonunun izlenmesi, doğrulanması ve raporlanması süreçlerini sağlıyoruz. Aynı zamanda raporlanan yıllık emisyon miktarı kadar dengeleme çalışması ve emisyon kredisi alma yükümlülüğümüzde bulunuyor. Bu düzenlemelerle sektörümüze karbon nötr bir büyüme sağlanması hedefleniyor. Karbon emisyonunun dengelenmesinden öte kaynağında azaltılması bizler için daha büyük bir öneme sahip. Bu sebeple filomuzun gençleştirilmesi, düşük emisyonlu uçak modellerinin satın alınması, uçaklarda ağırlık azaltma çalışmaları, uçuş rotalarının optimize edilmesi gibi operasyonel tedbirlerle sürecin kaynağında emisyon azaltma çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
Değerli katılımcılar, CDP Su Programı çerçevesinde bize vermiş olduğunuz bu değerli ödül için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Pandemi sürecinden geçtiğimiz bu özel yılda, ayrıca çevresel etki olarak kurak bir yılda bu ödülün anlamı bizim için daha da önemli. 2007 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne Yaşar Holding'in imza atmasıyla beraber bu süreçlerimizi daha da genişlettik. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse, uzun yıllardır fabrikalarımızdaki topladığımız yağmur sularımızı sulama amaçlı olarak çiftçilerimize buluşturuyoruz. Yine süt fabrikalarında kullandığımız suyumuzu recycle yapmayı çok önemsiyoruz. Arıtma tesislerimizin kapasitelerini arttırdık. Arıtma tesisi olarak hala yatırımı devam eden 2022 yılında tamamlanacak olan biyogaz tesisimizle birlikte karbon emisyonumuzu %20 azaltmayı, suyu daha da kaliteli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra gelecek nesillere karşı olan sorumluluğumuzu bilincinle üretmeye ve suyumuzu etkin kullanmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Biz İş Bankası olarak kurumsal değerlerimiz doğrultusunda her zaman çevresel ve toplumsal konularda duyarlı bir banka olduk. Kurulduğumuz günden itibaren bu yaklaşımla yaptıklarımız açık ve somut biçimde ortada. Ancak gelişen metodolojiler ve küresel dinamikler doğrultusunda iş yapma biçimimizi de sürekli gözden geçiriyoruz. Yakın bir zaman önce sürdürülebilirliği iş planımızda stratejik odak noktası olarak tanımladık. Organizasyonel yapılanmamızı ve iş modelimizi bu doğrultuda yeniledik. İş Bankası Bankacılığı adını verdiğimiz, kaynak temininden faaliyetlerimizin yol açtığı çevresel ve sosyal etkilerin takibine kadar uçtan uca bir işleyiş tesis ettik. Tabii bu yaklaşımı sadece kendimizle sınırlı tutmanın sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmada yeterli olmayacağının bilincindeyiz. Bu nedenle ekosistemimizde yer alan tüm paydaşlarımızın dönüşümlerini destekliyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili riskleri ve fırsatları gözeterek el birliğiyle değer yaratmak üzere çalışıyoruz. Her işimizde olduğu gibi bu konuda da gayretli ve kararlıyız. Değerli katılımcılar, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yarattığı farkındalıkla dünyanın en önemli çevre girişiminden biri olan CDP İklim Değişikliği Programı'nın bizleri bir araya getirmesi mutluluk verici. Kalkınma Yatırım Bankası olarak iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkileriyle mücadelede üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Kredi portföyümüzün %57'si yenilenebilir enerji projelerinden oluşuyor. Sürdürülebilirlik temalı kredilerimizin portföyümüzdeki payı ise %63. Ülkemizin düşük karbonlu enerji üretimine verdiğimiz destek 295 projede yaklaşık 10 milyar TL tutarına ulaştı. Banka olarak 2025 yılı itibariyle kredi sağladığımız projeler sayesinde engellediğimiz yıllık karbon emisyonunu 5 milyon ton üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde ekonomik büyüme ve gelişimin yanı sıra iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkileriyle mücadele için sayısız işbirliğine imza atacağımıza inanıyorum. Organizasyonda emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, ödül alanları en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Son dönemde ülkemizde de çok önemli bir gündem maddesi olan su güvenliği konusuna Yapı Kredi olarak biz de büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Hiç şüphesiz pandemi süreci de suyun ne kadar değerli bir kaynak olduğunu bizlere tekrar gösterdi. Su risklerini değerlendirmek için etkiyi ölçmenin önemine inanıyoruz. Bu kapsamda Türkiye'de doğrudan su ayak izi sertifikasını alan ilk finans kuruluşu olduk. 2019 yılında hayata geçirdiğimiz şehirde su hasatı uygulaması ile su verimliliğine küçük ama yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bizden sonraki nesillere sürdürülebilir bir ülke ve gelecek bırakmak için kurucu imzacı olarak katıldığımız Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri kapsamında su da dahil olmak üzere kaynak güvenliği ve verimliliği alanında hedef verme taahhütünde bulunduk. Önümüzdeki dönemde müşterilerimizin de bu yolculukta bize eşlik etmesi için çeşitli teşvikler sunmayı planlıyoruz.